Ortam fena karışacak demiştim dünkü videomda sizlere ve ortamın nasıl karıştığını hep birlikte görüyoruz. 3 Kasım'a kadar Trump olabildiğince Çin'le ilişkilerini germeye devam edecek. Çünkü tek şansı bu. Düşünsenize işsizlik %4.4'lerden %20'lere doğru gidiyor. Ekonomi her geçen gün biraz daha bozuluyor ve Trump'ın bütün ısrarlarına rağmen normalleşme sürecine Amerika bir türlü geçemiyor. Fakirlik, yoksulluk artıyor ve insanların burasına gelmiş durumda. Doğal olarak seçilmek isteyen bir başkan için inanılmaz bir çıkmaz bu. Ve bu çıkmazdan kurtulmanın tek yolu da bu suçu bir şekilde başkalarına atmanın yolunu bulmak. Trump da en önemli rakiplerinden birisi olan Çin'e bütün suçu yıkarak işin içinden çıkmaya çalışıyor ve çalışmaya da devam edecek. Amerika ile Çin ilişkileri her geçen gün gerilecek. Hatta Amerika-Rusya ilişkilerinde yakın zaman içerisinde gerildiğini görebiliriz. Amerika-Türkiye ilişkilerinin yine yakın zaman içerisinde gerildiğini görebiliriz. Hiç şaşırmayın. Özellikle Trump bunları tırmandırmaya devam edecek ki en azından milliyetçi oyları tekrar yanına çekmeyi başarsın. Bu seçimi bir şekilde atlatmayı başarsın. Seçimler sonrasında yumuşak bir politika olur mu? Bana göre olmayacak. Trump ortamı germeye devam edecek. Çin'le hem ticaret hem de siyaset savaşlarını tırmandırmaya devam edecek arkadaşlar. Ve bu da tüm piyasalar üzerindeki baskılarını devam ettirecek. Bu videoda tabii ki ağırlıklı olarak rakamları konuşacağım sizlerle. Rakamların nereden nereye gidebileceğini konuşacağız. Aynı zamanda uluslararası ilişkiler nasıl ilerleyecek bundan sonraki süreçte? Trump işi dağda nasıl tırmandırabilir? Dünyadan veriler nasıl gelebilir? Türkiye'den veriler nasıl gelebilir? Ve bunun piyasalara etkisi ne olabilir konularında yine sizler için değerlendirmeye çalışacağım. Hepiniz hoş geldiniz. Çok net bir şekilde bazı rakamların oturmaya başladığını görüyoruz. Dolar bütün çabalara rağmen, bütün baskılara rağmen, bütün arzulara rağmen 6.80'in altında kalıcı olmuyor. Evet, 6.69 seviyesi bile gösterildi, kabul ediyorum, ama çok kısa bir dokunuştu. Hemen arkasından tekrar kendisini 6.80'in üzerine attı. Hatta dün 6.85 seviyeleri görüldü ama 6.82 seviyesinden günün kapanışını gerçekleştirdi ve haftanın kapanışını gerçekleştirdi. Bu da bize şunu gösteriyor. Dolar kendisine 6.80'de çok sağlam bir taban oluşturuyor. Bu tabandan bir sıçramayla tekrar kendisini 7 liranın üzerine atacak. 7 liranın üzerine atmadan önce bir 6.95-7 aralığı görebiliriz. Çok kısa bir süre ama hemen sonrasında 7.20'ye doğru giden bir dolar kuruyla karşı karşıya kalacağız. 7.20'nin kırılmasıyla birlikte de bir daha altılı seviyeleri görmeyeceğiz arkadaşlar. Aynı 5.80-5.90'ların tarihi olduğu gibi. Duruma bağlı olarak, dünyadaki risklere bağlı olarak, bizim swap anlaşması yapıp yapmayacağımıza bağlı olarak, CDS puanımıza bağlı olarak, yurt dışındaki borçlarımıza bağlı olarak ve tabii ki dış sermayeyi bir şekilde ikna edip edemeyeceğimize bağlı olarak dolar üzerindeki yükselişler ya sıçrama, hızlı hareketler şeklinde olacak ya da kademeli olacak ama yükseliş trendi her geçen gün devam edecek. Onun için dolardaki hedefimi söyleyerek başlamak istiyorum. Dolar önümüzdeki hafta içerisinde 6.95 seviyelerinin üzerine çıkarsa kimse şaşırmasın arkadaşlar. Şiddet her geçen gün artıyor. Siyasi şiddet de her geçen gün artıyor. Sadece pandemi, salgın etkisi değil. Gördüğünüz gibi Trump arka arkaya yağdırmaya devam ediyor. Dün özellikle Hong Kong ve Çin'le ilgili yaptığı açıklamalar çok önemliydi. Trump'ın her geçen gün Çin'e olan saldırısının artacağını gösteriyor bize bu söylem ve doğal olarak da bu söylemlerin şiddeti arttıkça dünyadaki riskler de artacak ve altın üzerindeki baskı da artacak. 1730 dolar seviyesinden kapanışını gerçekleştirdi altının onsu. Geçen hafta biliyorsunuz çok kısa bir süre 1690'lar görülmüştü ama kapanış yine 1700'ün üzerinde yapılmış. Trump'ın ortamı germesiyle birlikte 1730 doların üzerinde bir kapanış gördük. Bunun bize net işareti 1760'ın bir kez daha deneneceğidir. 1760'ın kırılması durumunda, çünkü çok sert bir direnç noktası haline geldi. İki kere denendi ama kırılamadı. Bu kez çok daha hacimli bir şekilde 1760 zorlanabilir. 1760'ın kırılması durumunda da arkadaşlar önce 1800 doların üzeri ve 1860 rekor denemesi yapılacaktır. 1760 dolar kırılması durumunda ise
Artık üstü boş olan altın 2000-2500 dolar aralığına doğru hızlı bir şekilde ilerleyecektir. Ve uzun bir süre bana göre dünyadaki riskler bu şekilde kaldığı sürece hem pandemi riski hem de 3 Kasım'a kadar Trump'ın ortamı germesi, 3 Kasım'dan sonra eğer ki kazanırsa yine ortamı germeye devam etmesiyle birlikte altın fiyatlarındaki yükselişin hızla devam ettiğini hep birlikte göreceğiz ons altında. Gram altına da bakalım isterseniz. Gram altın fiyatları da 379 seviyesine geldi. 379'dan da kapanışını gerçekleştirdi. Bir ara 380'in üzerine attı kendisini. Önümüzdeki hafta büyük ihtimalle biz altında 380'in üzerinde 390'ı zorlayan rakamlarla karşı karşıya kalacağız. Yine ortamın gerilmesiyle birlikte hem doların hem altının yükselmesiyle birlikte de 402 lira hedefimize ulaşmış olacağız gram altında. 402 lira bana göre kısa vadeli bir hedef. Bir sonraki aşamada 420 liraya giden bir altın fiyatıyla karşı karşıya kalırsak yine kimse şaşırmasın. Görünen o ki altında da dolarda da hızlı yükseliş devam edecek koşullar gereği. Doların üzerindeki ulusal baskılardan da biraz bahsedelim isterseniz. Dış ticaret açığı çok önemli bir seviyeye gelmiş durumda. 3 ay içerisinde 17 milyar doların üzerinde bir dış ticaret açığıyla karşı karşıyayız ve bu cari açık üzerindeki baskıyı da arttırıyor. Bu sene çok ciddi bir cari açıkla karşı karşıya kalacağız. Turizm gelirleri, işçi gelirleri ve ihracat gelirlerinin olmamasıyla birlikte. Rakamlara baktığımda dün ayrıntılı bir şekilde paylaştığım için bir kez daha söylemeyeceğim. İhracat rakamlarında çok sert bir düşüş olduğunu görüyoruz. İthalat rakamlarında ise hala artış sürecinin devam ettiğini görüyoruz. %1'lik bir artış var. Öbür tarafta %25'lik bir düşüş var. Aylık bazda bakıyorsunuz ihracat %41 düşmüş. Aylık bazda bakıyorsunuz ithalat %25 düşmüş. İthalatın daha fazla düşme ihtimali çok zor ama ihracatın her geçen gün üzerindeki baskı devam edecek ve ihracat gelirlerimiz azalacak. İhracat gelirlerimiz azaldı. Turizm gelirlerimiz dip yaptı. İşçi gelirlerimiz yok noktasında. CDS'imizin çok yüksek olması nedeniyle 500 puanın üzerinde 540'ın üzerinde bir CDS puanıyla karşı karşıyayız. Bu bizim risklerimizin çok yüksek olduğunu gösteriyor. Borç bulmakta zorlanıyoruz. Yabancı sermayeyi Türkiye'ye çekmekte zorlanıyoruz. Bir de BDDK, Merkez Bankası, hükümet gibi önemli kurumlar ve yöneticiler sürekli olarak yabancı sermayeyi korkutan açıklamalar yapıyorlar. Bu durumda yabancı sermayenin sıcak paranın Türkiye'ye girişini de engelliyor. Çok ciddi bir dolar kuru sıkıntısını beraberinde getiriyor. Bir yandan ödemeleriniz var. 170 milyar dolarlık bir ödeme yapacaksınız. Onun vadesi her geçen gün yaklaşıyor. Öbür taraftan gelirleriniz yok. Gelirlerinizin olmadığı gibi borç da bulamıyorsunuz. Swap da yapamıyorsunuz. Swap'ın da yapılmayacağı çok net bir şekilde bakan artık itiraf etti. Görüşmelerimiz devam ediyor dedi ama dolarla ilgili hiç de umut vadeden bir söylemde bulunmadı. O da yavaş yavaş swap konusundaki söylemlerini değiştiriyor gördüğümüz kadarıyla. Benim de en büyük kaygılarımdan birisi biliyorsunuz swap meselesiydi. Swap'ın büyük bir balon olabileceğini, söylentiden ibaret kalabileceğini ve bu söylenti balonunun patlamasıyla birlikte de dolar üzerindeki baskının artacağını söylemiştim sizlere. Nitekim swap balonu artık gördüğüm kadarıyla patlamış durumda. Amerika zaten Türkiye ile bir swap yapma niyetinde değil. Avrupa ülkelerinde yine Türkiye ile swap yapma niyetinde olmadığını görüyoruz. Onlar zaten kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar. Öbür taraftan diğer küçük ülkelerde tamamen kendi işlerine kapandılar. Kendilerinde para sorunu var, dolar sorunu var. Türkiye kiminle swap yapacak? Bir tek Katar'la swap aralığını biraz genişletti. O da riyal karşılığında. Yani Türkiye'nin dolar sıkıntısı her geçen gün artıyor. Doğal olarak dolar üzerindeki baskı da artıyor. Bütçeye bakıyorsunuz. Bütçede büyük bir delik açılıyor. Delik bile diyemeyiz artık. Orası iyiden iyiye bir çukur haline gelmeye başladı. Büyük ihtimalle yıl sonuna doğru 250-300 milyar liralık bir bütçe açığıyla karşı karşıya kalacağız. Devlet bu bütçe açığıyla vergilerde indirim yapamıyor. Vergilerde indirim yapamadığı için doğru düzgün piyasayı hareketlendiremiyor, canlandıramıyor. Sadece faiz indirimleriyle en azından konut piyasasını canlandırayım diye düşünüyor. O mayada tutmuyor. Çünkü insanlar konut almak yerine daha çok tasarrufa, nakit tasarrufa, dolara, altına yönelmeye devam ediyor. Bütçe deliğimiz vergi indirimlerinde olmaması nedeniyle devletin, hükümetin işini zorlaştırıyor. Bütçe açığı da yine büyük bir risk oluşturduğu için, ekonomi üzerinde çok ciddi bir baskı oluşturduğu için hazinenin borç bulmasını da zorlaştırıyor. Dış borç bulmasını zorlaştırıyor. Hadi hazine kanalıyla bir borç bulalım da en azından Merkez Bankası rezervlerini oradan tamamlayalım dese bile hükümet onu da
yapamıyor gördüğümüz kadarıyla. Dolar üzerindeki baskı artıyor ve doların yükselişi önümüzdeki günlerde çok daha sert olacak gibi görünüyor. Umarım kademeli bir şekilde ilerler. Umarım daha çok baskı yaparak kendilerini zor duruma düşürmezler. Bu sürece bırakırlar. Aksi takdirde büyük patlamalarla karşı karşıya kalabiliriz. Biraz Euro konuşalım. Euro da 7.55 seviyesinde kapanışını gerçekleştirdi. Türk lirası karşısında değerlenmeye devam edecek. Ama ben paritenin gerçekçi olduğu kanaatinde değilim. Avrupa bu kadar büyük sıkıntılarla karşı karşıyayken, neredeyse dağılma sürecine girmişken, açıkladığı tüm parasal paketler Avrupa Birliği ülkelerinin, özellikle Güney ülkelerinin ihtiyaçlarını karşılamazken ve kriz Avrupa Birliği'nde her geçen gün biraz daha derinleşirken. Şu anda 1.11 civarında bir kapanış gerçekleştirmiş olabilir ama önümüzdeki hafta tekrar 1.08'de bir Euro dolar paritesi görürsek hiç şaşırmayın. Euro dolar paritesinin gevşemesiyle birlikte Euro'da da minik bir gevşeme yaşayacağız Türk lirasına karşı, ama Türk lirasına karşı dediğim gibi yükselişini devam ettirecek. Yine Euro'yu da 7.70 seviyelerin üzerinde göreceğiz. Buradaki parite etkisi dolarla euro arasındaki makasın kapanmasını beraberinde getirecek sadece. Tekrar altını çizerek söylüyorum. Ben euro dolar paritesinin gerçekçi bir seviyede olduğu kanaatinde değilim. 1.11 kapanışı gerçekleşmiş olabilir. 1.10'u kırmış, 1.11'in üzerine çıkmış, hatta 1.12'yi zorluyor olabilir. Ama öyle ya da böyle buralar kalıcı seviyeler değil. Çok hızlı bir şekilde 1.08 seviyeleri görülecek. Hatta 1.06'yı görürsek de kimse şaşırmasın. Euro dolar paritesi büyük ihtimalle bu seviyelerde güç toplayıp aşağıyı zorlayacak. Brent petrol burada çok kritik bir mesele. 35 doların altını zorladı. Hatta bir süre 34 dolarda devam etti. Ama Brent petrolü aşağıya doğru bırakmak istemiyor. Özellikle Amerika cephesi. Çünkü en çok Amerika'ya zarar veriyor. Pek çok şirketinde Brent petrolün fiyatının düşmesi nedeniyle ya da ham petrol fiyatlarının düşmesi nedeniyle zor durumda kaldığını, hatta iflas ettiğini görüyoruz. Bir şekilde petrolü bu seviyede tutmaya çalışıyorlar. Petrol de bana göre kalıcı bir seviyede değil. Her ne kadar tutmaya çalışsalar da petrolde de satış baskısı devam edecek. Önümüzdeki hafta veya en geç ondan sonraki hafta biz 30 doların altında bir petrol fiyatıyla karşı karşıya kalabiliriz. Nitekim Trump-Çin gerilimi, Amerika-Çin gerilimi de petrol fiyatlarının aşağıya doğru eğilimini devam ettireceğini gösteriyor. CDS'imiz 540 puanda, çok yüksek bir seviyede. Dolar endeksi bakın 100'ün altında, şu anda 98 seviyelerinde. 98 seviyesi bir anda tekrar 100'ün üzerine çıkabilir. Bu yükselişte yine Türkiye'deki doların baskısını arttıracaktır. Doların yukarıya baskısını arttıracaktır. Doların bugün bu seviyelerde kalmasının arkasında aslında uluslararası piyasalarda dolar endeksinin çok da yukarıda olmaması da etkili oluyor. Onu da belirtmek istiyorum. Gümüş fiyatına bakalım. 17.86'dan kapanışını gerçekleştirdik. Gümüşün onsundan bahsediyoruz. Gümüşün onsunda %2.85'lik bir yükseliş var. Gördüğünüz gibi yükselmeye devam ediyor ve yükselmeye devam edecek. Çok yakın bir zaman içerisinde yine gümüşü de 20 doların üzerinde göreceğiz. Hele ki altının rekor denemeleri başarılı olursa, yani 1860 dolar kırılırsa onsda, o zaman biz gümüşü 25 dolar seviyelerinde bile görebiliriz. Kimse şaşırmasın arkadaşlar. Sonuç, bence piyasalar üzerindeki çok kritik etkilerden birisi artık sadece pandemi değil, aynı zamanda Trump-Çin kavgası, Amerika-Çin kavgası. 3 Kasım'a kadar bu kavga her geçen gün biraz daha sertleşerek devam edecek. Türkiye'deki sıkıntılar da zaten biraz önce ayrıntılı bir şekilde sizlerle paylaştım. Dış ticaretinden swap'ına, swap'ından Merkez Bankası rezervlerine, Merkez Bankası rezervlerinden bütçeye kadar Türkiye'nin elini zora sokmaya devam ediyor ve dolar üzerindeki baskıyı da her geçen gün biraz daha arttırıyor. Hem dolardaki sert artışlar, hem onstaki sert artışlar gram altının da hızlı bir şekilde yukarıya gitmesini beraberinde getirecek. Borsa mı? Vallahi borsa ile ilgili uzun uzun konuşmaya bile gerek yok. Borsadaki bu seviye tamamen suni bir seviyedir. Çok uzun süreli bir seviyede değil. Aşağıya doğru öyle bir kırılacak ki yakın zaman içerisinde hem İstanbul borsası hem dünya borsaları, bunun önünde kimse duramayacak ve ne yazık ki bu işin en büyük zararı
zararına da küçük yatırımcı uğrayacak. Bu videomda sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşçakalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşalım. Videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Aynı zamanda katıl butonuna basarak kanalımıza üye olabilir ve destek verebilirsiniz. Instagram'dan da beni takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşçakalın, mutlu kalın dostlar.